Selamün aleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsın efendim? Teşekkür ederiz efendim. Allah-u Teala razı olsun. Efendim, ben Azerbaycan'dan rahatsız ederim. Birkaç sorum vardı. Estağfurullah, dinliyoruz. Efendim, herkese lazım olan iman kitabında Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin harbini anlatırken orada müçtehitlerin kendi içtihadına uymaları vacip. Bunu anladım. Oradaki hangi konuda içtihat yaptıklarını söylemedi. Orada anlayamadım. Hangi konuda bunlar içtihat yaptılar? Konu neydi? Hangi bahsi olan muharebeleri? Bir de Hazreti Ayşe annemiz, validemiz Hazreti Ali'ye karşı neden harp yaptı? Onu sormak istiyordum hocam. O da içtihat farkı. O da hangi konuda acaba? Onu bildirirseniz iyi olur efendim. Yani ikinci dinleyicimizin suali vardı, Azerbaycan'dan arayan dinleyicimizin. Ben de herkese lazım olan iman kitabında dedi. Okudum. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe radiyallahu anhüma. Anhüm ecmain. İştahat farklılar deniyor orada dedi. Ama dedi iştahatın ne olduğu dedi orada dedi bildirilmemiş. Ne dedi yani iştahat farklı. Hazreti Osman radiyallahu teala hazretleri şehit edilmişti. Hazreti Ali radiyallahu teala hazretleri ve onun etrafında toplanan eshab-ı kiramın iştahatı şöyleydi. Önce sükuneti temin edelim. Sonra katilleri bulup kıyas yapalım. Kısas yapalım, özür dilerim. Kısas yapalım. Hazreti Ayşe validemizin de, Hazreti Muaviye'nin de ve Hazreti Ayşe validemizin etrafında ve Hazreti Muaviye'nin etrafında bulunan Eshab-ı Kiram'ın iştihadı da öyle değildi. Bu din işidir. Bir an önce bu kısasın yapılması lazım. Yani önce kısas, sonra sükunet temin edelim. Evet. Yani hemen katiller acilen bulunsun istiyorlardı. Onların iştihadı böyleydi. Ve kendi iştihatlarına göre amel etmek de vacipti. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri ve onun gibi iştihad eden Eshab-ı Kiram aleyhümdan efendilerimizin de kendi iştihatlarına göre amel etmesi vacipti. Hatta üçüncü bir grup da vardı. Onlar iki tarafa da aynı şekilde benzemedi onların iştihadı. Karışmadılar onlar. Ne Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin iştihadına uygun iştihatlar vardı. Ne de Hazreti Muaviye, Hazreti Ayşe validemize radıyallahu anh'a. Onlara iştihadına uygun değildi. Karışmamak şeklindeydi. Onlar da kendi iştihatlarına uyması, uygun hareket etmesi vacipti. Bizim onları anlamamız çok zor bir hadise. Yani atın insanı anlaması gibi. İnsana en yakın varlık attır. At ne kadar insana yakınsa da his itibariyle insanı anlaması mümkün olmadığı gibi bizim gibi insanların da Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizi anlaması ve kavraması çok zor bir hadise. Çünkü bizlerde nefsi iman etmemiş. Nefsi iman etmemiş bir kimse onların arasındaki o muharebeleri nefsi zanneder. Saltanat sebebiyle değildir. Mutlak müştehitti. Hepsi mezhep imamıydı. Hazreti Ali'de, Hazreti Muavi'de, Hazreti Ayşe'de radiyallahu anhüm ecmain. Hepsi mutlak müştehit ve müştehideydi. Dolayısıyla mezhep imamıydı hepsi yani. Kendi iştihatlarına göre amel etmeleri vacipti. İştihatları da sadece bu konuda değil. Diğer konularda da aynı şekilde farklı iştihatlar söz konusu oldu. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında bile aleyhissalatü vesselam vahiy devam ettiği halde bile bazı konularda vahiy gelmeden önce Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz kendi iştihatlarını bildirirlerdi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne düşünürsünüz dediği zaman kendi iştihatlarını bildiriyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar kendi iştihatını bildirdiği için kötülemedi. Ayet-i Kerime'de gelip de onlar da aynı şekilde azarlanmadılar. Hatta tasvip edildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu teala anh hazretlerini Yemen'e vali gönderirken ne ile amel edeceksin orada diye sual edince Allah-u Teala'nın kelamın sözleri olan Kur'an-ı Kerim'le, ayet-i kerimelerle. Peki bulamazsan ya Resulullah zatınızın sözleri, fiilleri, hareketleriyle. Peki orada da bulamazsan bu ikisine bakarak kıyas ederim buyururlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şükretmişlerdir. Elhamdülillah ki Allah-u Teala ve onun Resulünün kalbindeki olana göre aynı şekilde hüküm verdin, söyledin ve tasdik etmişlerdir ve doğru yaptıklarını bildirmişlerdir. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin de, Hazreti Muaviye'nin de, Hazreti Ayşe'nin de radıyallahu teala anhum ecmain kendi iştihatlarına göre amel etmeleri vacip idi ve bunda da birçok faydalar oldu. Evet, binlerce kişi öldü. Allah-u Teala ezelde öyle takdir etmiştir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu teala Sıffin harbinden sonra kardeşlerimiz ifadesini kullanmıştır. Kardeşlerimiz bizimle harp etti ama kafir ve fasık olmadılar buyuruyorlar. Kafir ve fasık olmadılar buyuruyorlar. Efendim bunlardan bunlar peygamber değil. Elbette bir tanesinin iştihadı tam isabet ediyor.
Fakat kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki iştihad müştehidin iştihadında isabet etmesi durumunda 10 sevap, isabet demesi 1 sevap veriliyor. Günah yazılır denmiyor. Dolayısıyla bu sebepten dolayı onlar kötülenemez. Ama onların bu hadise sebebiyle çok kimse ayağa kaydı. Bilemedi, anlayamadı. Mesela seviyorum dedi, sevgide aşırılık yaptı. Bazıları da düşmanlıkta ileri gitti. Sevgide de, düşmanlıkta da ileri gidildi. Orta yol ehl-i sünnet alimlerin bulduğu yoldur. Ve ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Eshab-ı Kiram Alimdan Efendilerimizin arasındaki muharebeler iştihat sebebiyleydi. Dolayısıyla hiçbirisine kötü denemez ve İslamiyet'i bildirmekte hepsi ortaktı. Birisi kötülendiği zaman İslamiyet'i dil uzatılmış olur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim hatırım için eshabım arasında olacak olan hadiselerden dolayı eshabım hakkında dilinizi tutunuz buyuruyor. Bitti. Ve İmam Şafii Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala bizim ellerimizi o kanlara bulaştırmadı. Biz de o konuları anlatarak dilimizi bulaştırmayalım buyuruyorlar. Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiği, daha doğrusu Ehl-i Sünnet itikadına göre Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizi hepsini seveceğiz. Külliyen, evet külliyen. Ha, birisini az seversin, birisini çok seversin. O ayrı mesele ama düşman olamazsın. Düşman olmak Ehl-i Sünnet'ten ayrılmak demektir. Hazreti Vahşi'yi de seveceksin, Hazreti Hamza'yı da seveceksin. Ama Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Uhud'da ya Resulallah Hazreti Vahşi'ye beddua etmediniz. Birkaç kişiye beddua etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nadiren de olsa oluyordu. Çok azdır Peygamber Efendimiz'in beddua ettiği. Miraç gecesi amcam Hamza bin Abdülmuttalip ile Hazreti Vahşi'yi yan yana cennete girerken gördüm buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennete girerken gördüm. Yan yana cennete girerken gördüm buyuruyor. Allah-u Teala ezelde öyle demiş. Allah-u Teala'nın dediği olur. Allah-u Teala'nın dilediği olur. Sana ne, bana ne? Evet. Değil mi? Sana ne, bana ne? Ha, bizim vazifemiz onlara muhabbet etmek, sevmek. Ha, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretini daha çok seversin. Hazreti Vahşi'yi daha az seversin. Ama Hazreti Vahşi'yi düşman olmazsın. Hazreti Ali'yi daha çok seversin. Hazreti Muaviye'yi daha az seversin. Ama Hazreti Muaviye'yi düşman olmazsın. Olmaz o. Çünkü Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Ebu Süfyan radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kayınpederidir. Hazreti Hint radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kayınvalidesidir. Kime düşman edeceksin? Hazreti Ayşe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in hanımıdır. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin kerimesidir. Kime düşmanlık ediyorsun? Olur mu öyle şey? Hariciler de Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e düşman oldular. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta yani. Yani aralardaki o hadiseleri hatta mesela Sıffin Harbi Cemel Vakası niye oldu? Cemel Vakası'nın olmasının sebebi de o. Halbuki harp etmek için gitmediler. Ne Hazreti Aişe validemizin harp niyeti vardı ne de Hazreti Ali'nin. O Mısır'dan gelen o dönmelerin, Kıptilerin fitnesi sebebiyle oldu. Münafıklar sebebiyle oldu. Abdullah İbni Sebedene Yahudi fitnesi sebebi oldu. Baktı ki Hazreti Ali ile Hazreti Aişe radıyallahu anhıma anlaşacaklar. Yani 500 kişi o tarafa, 500 kişi bu tarafa karşılıklı ok atarak, karşı taraf saldırıyor ve iki ordu kendisini harpte buldu. Hadise bundan ibarettir. Evet. Dolayısıyla onlara aynı şekilde dil uzatmamız uygun değil.